Bu bütçede kadın yoktu, şimdi de yok. Çocuk yoktu, şimdi de yok. 52 gün boyunca tüm bunları tartıştık, önerilerimizi sunduk. Bütçe görüşmeleri sadece ekonomik tercihlerin değil, aynı zamanda iktidarın toplumsal cinsiyet algısının da turnusol kağıdıdır. HDP olarak bütçe hakkının topluma anlatılmasını, halkın bütçe hakkının en geniş şekilde savunmasını ve katılımını esas aldık çalışmalarımızda. Bu amaçlarla bütçe buluşmaları ve çalıştayları gerçekleştirdik. Bu bütçeden önce kadınlarla, kadın kurumlarıyla, LGBT artılarla birçok kesimle bir araya geldik ve şu söyleyeceğim talepleri komisyonda da genel kurulda da haykırdık. Kadınlara karşı değil, kadın yoksulluğuna karşı mücadele edin dedik. Kadınlar için adalet dedik. Devasa bir bakım emeğini omuzlayan ev emekçisi kadınların emekli olması sağlansın dedik. Güvencesiz ve ucuz iş gücü olan ev eksenli çalışan kadınların sağlık sigortaları yapılsın dedik. Kadın sığınaklarının sayısı arttırılsın dedik. Kadınlara değil, kadına yönelik şiddetle mücadele edin dedik. İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulayacağız dedik. Eş başkanlık sistemi bütün yönetim kademelerinde hayata geçsin dedik. Çocuklara duyarlı bütçeyi hayata geçirelim dedik. Ancak HDP'nin, muhalefetin ve parlamentodaki kadınların bütün taleplerine iktidar kulaklarını tıkadı. İktidar kadınları sadece sosyal yardımlarla, yani muhtaç ekonomisiyle gündeme getirdi. Kadınları toplumun yarısı olarak değil, ailenin bir eklentisi olarak gören zihniyet, görüşmeler boyunca zihnilerinin dışa vurumu olarak kadınlarımız ifadesini kullandı. Bu parlamentoda kadınlarımız kavramına hep karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Biz erkeklerimiz demiyorsak, lütfen erkekler de kadınlarımız demeyi versin.